İsrail'de siren sesleri bir kez daha duyuldu. Hizbullah'ın kamikaze İHA'ları Nahariya bölgesini hedef aldı. Ne büyüklükte bir saldırı? Detaylarını bize Ümit anlatsın. Ümit sendeyiz. Ortada evet. Kaan, Hizbullah saldırılarına devam ediyor. Burada kamikaze İHA'lar devrede, yani intihar İHA'ları bunlar aslında. Roket bırakıp, bomba bırakıp o bulunduğu hedefe saldırı gerçekleştiriyor. Bu kapsamda da Hizbullah kanadından gelen açıklamalarda yaralıların olduğu bilgisi paylaşılıyor. Bunu son durum bilgisi olarak paylaşalım. Son sıcak gelişme olarak paylaşalım. Hizbullah kanadından bu saldırılar devam ediyor. Bir yandan da bu konuyla ilgili yine Hizbullah kanadından görüntüler de paylaşılıyor. Aynı zamanda o kamikaze İHA'ların gökyüzünde ilerlediği anları yine İsrail kanadındaki o vatandaşlar cep telefonuyla görüntüledi. Bu görüntülerde yine çokça paylaşılıyor. Özellikle o saldırı sonrası patlamanın yaşandığı noktadan da yine alevlerin yükseldiğini ve aynı zamanda dumanların yükseldiğini ve orada park halindeki araçların ağır hasar aldığını görüntülerde görebiliyoruz. Yani Hizbullah kanadından gelen saldırılar şu an itibariyle devam ediyor. Burada İsrail kanadından yine bölge bölge alarm sinyalleri çalıyor. Aynı zamanda İsrail de bu Lübnan'ın güneyine saldırılarına devam ediyor. Öyle ki bir kişinin burada yine hayatını kaybettiği bilgisi son dakika olarak paylaşıldı. Bunu iletelim. Yani Hizbullah kanadından bugün itibariyle, özellikle dün akşam saatlerinden gece saatlerinden itibaren zaman zaman aralıklarla devam eden saldırılar bugün öğle saatlerinde tekrar çoğaldı ve kamikaze doğrulatmak için yani soracağım. Hizbullah'ın saldırıları sonucunda Hizbullah'ın Nahariya'ya yaptığı saldırı sonucunda bir kişi hayatını kaybetti dedin değil mi? Ümit. Hayır. İsrail'in yaptığı saldırıda evet. Hizbullah kanadından bir kişi hayatını kaybetti. Tamam. Hizbullah'ın saldırılarında yaralıların olduğu bilgisi paylaşılıyor. Tamam. Bunu Hizbullah kanadı da henüz teyitlemişti. Bu saldırılar evet nereye yapılıyor onu da söyleyeyim hemen. Nahariya bölgesine yapılıyor. Askeri noktalar hedef alınıyor. Yani Hizbullah aslında son iki gündür yaptığı saldırılarda hedef noktaları hep askeri noktalar. Bunu özellikle belirtelim. Son olarak insansız hava araçlarıyla bilgide bölgede çokça saldırı girişimlerinde bulundu. Toplamda 7 adet insansız hava aracı etkisiz hale getirildi ama bugün o kamikaze İHA'ların gökyüzünde süzülmesi ve aynı zamanda saldırı gerçekleşmesi, özellikle Nahariya bölgesinde bir askeri noktanın yine hedef alınması sonrası yaralıların olduğunu ve bölgede o saldırının gerçekleştiği noktada yoğun dumanların ve aynı zamanda alevlerin yükseldiğini söyleyelim ve bölgedeki o çok sayıda aracın da yine ağır hasar aldığını belirtelim. Bölgede şu an İsrail'in o Nahariya bölgesinde askeri noktalarda şu an tedirginlik ve hareketli anlar yaşanıyor. Hizbullah kanadından da yine bu konuda ilgi, bu konulara, bu saldırılarla ilgili yapılan açıklamalarda açıkçası birbirlerine motive eder nitelikte paylaşımlar geliyor Hizbullah kanadından. Özellikle Hizbullah'ın Telegram hesabından bunu söyleyelim. Saldırılarını da devam edeceklerini bildiriyorlar. Şimdi arabayla yaklaşık 15 dakikalık bir mesafe Hizbullah'ın Lübnan sınırıyla İsrail arasında o Nahariya saldırı gerçekleşen nokta çok yakın bir nokta. İsrail'in kuzeyi başka bir deyişle. Fakat benim dikkatimi çeken detay şu oldu. Yanlışım varsa düzelt lütfen. Ama ilk kez Hizbullah'ın bir saldırısında artık o yaralılar var ifadesini sanıyorum duyduk değil mi Türker Akıncı? Evet, onu duyduk ama şöyle bir biraz şey var. Biraz daha ciddileştiği yani, anlamına mı geliyor? O bölge zaten İsrail tarafından biliyorsunuz boşaltılmıştı. Yani Hizbullah'ın saldırabileceği bölgeler İsrail tarafından sivil zaten boşaltılmıştı. Herhalde. Muhtemelen sivil değildir. Ve geçen cumartesi akşamı da biliyorsunuz Hizbullah'ın çok sayıda roket atışı oldu. Yani 50'den fazla roket attığı söylendi. Orada tabii demir kubbenin açılmadığı noktalardan biri orası. Yani demir kubbeyi özellikle İsrail bazı noktalarda çalıştırmıyor. Neden? Çünkü maliyeti yüksek. Hı hı. Demir kubbeyi daha çok işte Tel Aviv'de, o kuzey bölgede çalıştırmıyor. Yani bu bir tercih, İsrail'in tercihi. Çalıştırsa bile oraya roket atışları tam olarak düşmediği yönünde bilgiler geliyordu bize. Mesela cumartesi günkü bilgiler 50'de 3 yönünde. Yani 50 roket fırlattı, 3'ü düştü ama yaralı yoktu. Bu kez dediğin gibi Kaan, yaralı olduğu söyleniyor. Muhtemelen sivil değildir. Sivil oradaki mi? Ümit'e soralım. Sivil olup olmadığına ilişkin bir bilgi var mı Ümit? Çok
Sivil bilgisi henüz yok şu an. Bir yandan da onu okuyorum, o açıklamalara bak göz gezdiriyorum ama şu anda Hizbullah kanadından gelen bilgide ne sivil ne asker konusu belirtiliyor. Burada sadece bir ölüm ve yaralanmalardan söz ediyor ama net bir rakam yok. Bu da ilerleyen dakikalarda netleşecektir Kaan. Bir mürettebattan söz ediyor burada açıklamalarda, askeri nokta olduğu için, ama orada kimin yaralandığı, kimin öldüğüne dair bir bilgi yok. İsrail kanadından da yine ölüm bilgisi paylaşılmadı, bunu söyleyelim. Maliyet noktası önemli. Özellikle demir kubbenin sonuçta çok ciddi bir maliyeti de söz konusu. Tabii, tabii. Hizbullah'ın çok uzun süredir, 10 aydır gerçekleştirdiği işte 10-15 roketle ya da bazen daha fazla bazen daha düşük, bunların ve kuzeye boş noktaları attı. Bunların temel nedeni acaba İsrail'in bir şekilde, yani o esas gerçekleştireceği saldırıya kadarki süreçte İsrail'in demir kubbesini zayıflatmak mı ya da maliyetini yükseltmek mi bu noktada? Yani İsrail'in demir kubbesini şimdi bugün yıpratmak mesela, mı demek daha doğru? Nasıl? Yıpratmak mı demek? Ya yıpratmak olabilir ama bunlar biraz şey, yani bugünkü saldırı mesela, cumartesi akşamki saldırı, İsrail'e misilleme verilen yanıtlar. Yani İsrail zaten yine Lübnan'a, Hizbullah'a bomba atıyor. Aynı şekilde bir misilleme yapıyor. O beklediğimiz saldırının o yıpratması bu değil. Yani tüm dünya kamuoyunun gözlerinin çevrildiği noktada işte Hizbullah saldırır, aynı anda Husiler saldırır, aynı anda İran saldırır. O beklenti dahilinde ancak demir kubbe yorulabilir. Şöyle biliyoruz, yani İsrail'in resmi paylaşımları, resmi bilgileri bunlar. Demir kubbe 800, 900, 700 civarında roketi karşılayabildiği ifade ediliyor. Aynı anda. Siz eğer 1000'i geçerseniz bu durumda demir kubbeyi yorabilirsiniz. Mesela 13 Nisan'daki İran'ın saldırısında bu gerçekleşmemişti. Toplamda 200-300 İsrail demişti atılan işte dronlarla beraber. Ama İran'ın iddiası çok daha fazlaydı. İşte biz binler attık şeklindeydi. Ama gördük ki zaten herhangi bir zayiat da yaşanmadı o gece. Demir kubbe çok yorulmadı o gece. Burada demir kubbe 800-600 arasında eğer karşılayabilirse işte herkesin Amerika Birleşik Devletleri'nde, hani İsrail'in de 24 saat içinde olabilir dediği nokta bu. Eğer 24 saat içinde Hizbullah bir yanda, Husiler bir yandan, şimdi Hizbullah'ın elinde çok fazla silah var. Bir kere 100 binden fazla askeri gücü var, tank savar sistemleri var, karadan karaya füzeler var, insansız hava araçları var, hassas füzeler var. Bunlar Hizbullah'ın elindeki. Yani Hizbullah istese tek başına bile belki de büyük bir zarar verebilir ki... Aslında bizler, Orta Doğu'daki yaşayan herkes 7 Ekim'den bu yana Hizbullah'ın çok daha önce bu işlere gireceğini, müdahale edeceğini düşünüyordu. Öyle olmadı. Peki, bu arada sorun varsa Ümit'e birazdan onu da alayım ben. Ama görüntüler geldi, arkadaşlarımız ekrana da verdiler. Hizbullah'ı... Ümit, sen bir şey mi söyleyecektin bu arada? Kaan. Evet Ümit, sendeyiz. Bir açıklamayı paylaşacağım size Hizbullah'ın Telegram hesabından yapılan açıklamaları paylaşayım bir tanesini. Lütfen. Golani Tugay'ı karargahı vurmuş. Şimdi Halil Kahraman da ekranlarınıza getirecektir. Bu Hizbullah'ın Telegram hesabı, buradan paylaşılıyor görüntüler. Aynı zamanda açıklamalar an be an buradan. Görüntü ve o saldırı görüntüleri tekrar paylaşılıyor. Bakın bu kamikaze, yani o havada görünen kamikaze görüntüsü bu tam olarak. Bunu İsrail'de bir vatandaş cep telefonuyla kaydetti. Şöyle baktığınızda evet, uçan o kamikaze. Yani bu insansız hava aracı filosuyla bir saldırı var. Ve yine devamında açıklamalar geliyor. Burada yine bu görüntünün altındaki bir açıklamayı göstereceğim size. Bakın buradaki açıklama, Golani karargahına yapılan saldırıda ciddi kayıplar olduğu teyitlenmiştir diyor. Burada yazan metinde ciddi kayıpların yaşandığı söyleniyor. Bunu teyitlemiş olduğunu belirtiyor Hizbullah ama henüz İsrail kanadından bununla ilgili bir açıklama yok. Ama Hizbullah kanadından kayıplar yaşandığı söyleniyor. İsrail kanadındansa yaralanma bilgisi paylaşılıyor. Bunu söyleyelim. Buradan da yine bahsettiğimiz gibi Telegram hesaplarından kendilerine verdikleri motivasyon olarak saldırıların devam ettiğini, insansız hava araçları filosuyla saldırı gerçekleştirdiklerini belirtiyorlar.